Şenol Bey'de 2017'de 2+1 yıl sözleşmesi vardı. Ne oldu 2017 başlarken? Dedi ki ben dedi istemiyorum dedi bu sözleşmeyi, kabul etmiyorum. Öyle dedi, ben konuşmaları bilmiyorum. %50'den fazla zam aldı. 1,5 milyon dolardan 2,5 milyon euroya çıkarttı maaşını. Sonra işte yok başkanla itişip kakışıyormuş bilmem ne bilmem ne. Bıraktı gitti. Giderken ne yaptı? Kafasını bilmem ne yedi. Dikişleri sahteymiş. Şimdi anlatıyor. Beni dövdüler diyor. Bilmem. Ya kardeşim sen Fenerbahçe stadına niçin bordo mavi kravatla gidiyorsun? Derdin ne? Sen orada adamlara ne söyledin de sana taş attılar? Bir şey söylemediğine kefil olabilir mi? Söyledin, yedin kafana. Ne oldu biz çıkmadık? Devletin büyüğüyle kavga ettik. Adam dedi ki çıkarın kardeşim takımınızı çıkarın dedi. Biz de hepimiz vardık. Çıkmasın dedik takım. İyi mi yaptık? Sonuçlarına tamam. O ay. Efendim lütfen lütfen sakin olur muyuz? Konuşmayı bitirsin. Lütfen. Evet. Olsun. Değerli üyeler lütfen sakin olabilir zaten miyiz? Konuşuyor. Lütfen konuşmacı arkadaşlar, bitirsin bakın, konuşmasını. Ben lütfen. Kişisel olarak ben ya etmesem benim fikrim de burada. Lütfen karşılıklı Yavuz Bey lütfen karşılıklı konuşmayalım. Konuşulur. Lütfen. Bakın şimdi biz de şöyle bir yanlışlık yapıyoruz. Hep evet nasıl birlik beraberlik olur? Bakın tekrar şunu söylüyorum. Şimdi Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Dolayısıyla sırf Beşiktaşlıların değil bütün dünyadaki Türklerin en önemsediği kurumdur. Biz buraya, burası benim malım, ben istediğim gibi davranırım. Yapamayız. Lütfen, lütfen, Hasan Bey lütfen. Olamaz. Ya lütfen, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Çok rica ediyorum, lütfen. Ya Yavuz Bey ya konuşmanızı bitirin beklemeyin lütfen. Şimdi bitirin konuşmanızı lütfen. Ya olabilir lütfen beyler. Şimdi hepiniz ben siz konuşurken müdahale etmedim. Lütfen saygılı olun. Bir derdiniz varsa benden sonra çıkar söz alırsınız. Hasan Bey siz de bir sürü şey söylediniz. Ben size de bir sürü şey söyledim. Ya lütfen karşılıklı diyaloğa girmeyiniz. Yavuz Bey siz de şey şudur. Yavuz Bey konuşmanızı yapın. Lütfen karşılıklı diyalog yapmayınız.